Çalışan Annenin Mutfağı'ndan herkese merhaba. Bugün sizinle harika bir güllacın tarifini paylaşacağız. Tabii üzerinde ambalajın üzerindeki yazdığı gibi değil tarifler, ölçüler. O yüzden bu ölçüyü mutlaka deneyin derim. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Ramazan'ın tatlısı güllaç yapacağız bugün. Olmazsa olmaz tatlısı. Şimdi 2 litre sütümüzü aldım bir tencereye. İçerisine 3,5 bar su bardağı şeker ekliyorum. Ve bir paket vanilya ekliyorum. Çok böyle kaynama noktasına gelmeyecek, şekerler eriyecek. Böyle maya yaparken, sütü, yoğurt yaparken parmağımızı koyarız, sayarız ya 8'e kadar. O ılıklıkta bir süt olacak. Sütümüzü şöyle tarif edeyim. Dumanlar çıkıyor. Üstü hafif köpürdü ama tam olarak kaynatmadım. Şu an gayet sıcak, güzel bir sütümüz var. Güllaç paketimizi açtık. Şöyle tek katını alıyorum yayvan bir tepsiye. Bu tarz bir tepsi yeterli olacaktır. Her katını ıslata ıslata sütle ilerleyeceğiz. Şimdi yarısına kadar geldik. Yarım güllaçları ıslattık. Bu arada bunlar anında zaten yumuşuyor. Sütünü çektikçe de büyüyecekler, yükselecek. Orta kata ben ceviz koyuyorum. Cevizi çok yakıştırıyorum güllaca. Şöyle borcana ceviz serpeceğim. Ardından üzerine koymaya devam ediyoruz. Evet, son katı da koydum. Şimdi kalan sütü de komple üstüne boşaltıyorum. Bu sütün hepsini çekecek. Normalde üzerindeki pakette çok fazla süt, yaklaşık 3 litre süt veriyor bize paketin üzerindeki tarifte. O kadarına inanın gerçekten gerek yok. Bu kadar yeterli bizim için. Çok da lezzetli olacak. Şimdi bu sütün tamamını çekmesini bekleyeceğim. Ve kalan cevizimi üzerine serpeceğim. Siz ceviz yerine nar da kullanabilirsiniz. Çok yakışır ama ben ceviz tercih ettim. Zevkinize bağlı. Şimdi sütün çekmesini bekleyelim. Şimdi sütü de çekti. Kabardı çok güzel gördüğünüz gibi. Kalan cevizden hemen üzerine serpiyorum. Servis ederken tarçın da ekleyebilirsiniz. Çok yakışıyor. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere.